Selamlar arkadaşlar. Hepiniz soru çözüm, eğitim ve yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Tools mesajından bahsedeceğiz. Yani ekranda bir bildirim oluşturacak arkadaşlar. Hatırlarsanız en son butondan bahsetmiştik ve buton tasarımını da proto.io üzerinden yapmıştık. Şimdi hemen Android Studio'yu tekrardan açıyorum arkadaşlar. Yeni bir tane oluşturduk şu an itibariyle. Baktığımızda burada ilk başta bir tane text view geliyor. Biz hemen bunu arkadaşlar siliyoruz ve yerine bir tane buton eklemesi gerçekleştiriyoruz. Bu butonun arkadaşlar şimdi özelliklerini falan tek tek yapmayacağız. Bir önceki dersimizde yaptığımız için. Bu dersimiz zaten çok uzun olmayacak. Sadece tools mesajını göstereceğiz. Tools mesajını göstermek için arkadaşlar öncelikle butona bir tane onclick özelliği tanımlamam gerekti. Butonun onclick ismi arkadaşlar buton tıkla şeklinde olsun. Burada Türkçe karakter kullanmayın arkadaşlar. Ardından main activity'ye geliyorum. Hemen arkadaşlar burada onCreate metodumun bittiği yerden bir tane arkadaşlar benim hemen metot oluşturmam lazım. Metodum mutlaka public olması lazım ki her yerden ulaşılsın. Geriye değer döndürmediği için public void ardından arkadaşlar geliyorsunuz onk diye verdiğiniz ismi yani buton tıkla ismini kopyalıyorsunuz arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz. Ardından we have, view ve şeklinde yapmanız lazım. Bunu tekrardan daha sonra açalım bir metot olduğu için arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor buton tıkla diyor. Şöyle bir uyarı verdi arkadaşlar. Android view ve evet bu hatayı düzeltmek için arkadaşlar Hemen View sınıfımızı, View kütüphanemizi buraya import ettik arkadaşlar. Şimdi bizim burada ardından yapmamız gereken arkadaşlar şu iki tane şey arasına hangi işlemlerin yapılacağını yazmak. Biz buraya arkadaşlar Toast mesajı oluşturduğumuz için kullanıcı butona tıkladığı anda direkt sadece bir tane Toast mesajı görecek. Hemen arkadaşlar yazıyoruz Toast. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir bilgi daha verelim. Toast'ı da buraya eklemek zorundasınız. Yoksa arkadaşlar kırmızı oluyor bu da gözüktüğü gibi. Hemen bakın import yazıyorum. android.widget olarak geçmesi lazım. android.widget zaten toast hemen çıktı. Toast'ı da buraya import ettikten sonra arkadaşlar bunu silelim ve tekrardan yazalım. Hemen buraya bir toast olduğu için şöyle baş harfi büyük toast şeklinde yazalım. Toast ardından arkadaşlar ne yapacağız? Bir tane kullanıcıya Mesaj göndereceğimiz için arkadaşlar, Toas. test yazıyorum. Bakın direkt çıktı. Ardından buraya GetApplicationContext yazmak zorundayız. O da çıktı arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra, bakın virgül koyuyorum. Ne yazacaksam onu yazıyorum. Şu parantezi kapatalım. Ne yazacaksam onu yazıyorum. Mesela buraya bildirim. Buraya Türkçe yazabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim oluşturuldu şeklinde yazıyorum Virgül koyuyorum arkadaşlar bakın virgül koyuyorum buraya Ne kadar uzunlukta olduğunu yazabilirsiniz Dilerseniz hani Çok mu gözüksün az mı gözüksün şeklinde biz hemen buraya geliyoruz arkadaşlar Yine Toast'ın tesisini Büyük yapmak zorundayız Ardından diyoruz ki Toast Nokta Uzunluğunu arkadaşlar Kısa mı yapalım uzun mu yapalım Biz arkadaşlar Hadi kısa yapalım. Short olsun. Bakın bunu yaptıktan sonra arkadaşlar parantezimizi şurada bir kapayalım. Kapayalım. Ardından hataları düzelteceğiz birazdan. Nokta show. Evet şu şekilde yaptık. Şimdi hatalarımıza bakalım arkadaşlar. Ne dedik? Tools mesajı olacak. Tools nokta make text. Ardından get application context dedik arkadaşlar. Ardından bir virgül. Burada bildirim oluşturuldu yazısı ardından Ondan sonra bir virgül daha ama burada Arkadaşlar şu burada bitiyor yazıdan sonra bitiyor tırnak hemen alalım Evet şunu da ctrl z yapalım Arkadaşlar şu an program kafayı yedi Evet daha doğrusu program kafayı yemedi Biz yanlış yazıyoruz Evet şunu da şuradan sildik mi Tamamdır. Şimdi toast mesajımızın gözükmesi lazım ama şu an gözükmez çünkü hiç buton tanımlamadık arkadaşlar. Hemen şuraya geliyorum. Bir tane buton tanımlıyorum. Butonun base'i büyük olacak. Ardından bakın yine büyük harf ekrana bakmadan yazdığımız için hep büyük harfi yanlış yazıyoruz. Buton ismi buton olsun arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi butonumuzu tanımladık. Burada arkadaşlar butonun ID'sini yazmak zorunda değilsiniz on klik olayında. Bakın önemli bir bilgi. Burada Find by View ID seçeneğini yazabilirsiniz. Ama biz yazmadan gerçekleştirmeyi tercih ediyoruz arkadaşlar. Burada bir buton oluşturduk. Bakın isterseniz emülatörümüz hemen çalışsın arkadaşlar. Bakalım. Tıklandığında ekrana bildirim oluşturuldu şeklinde yazı yazması gerekiyor. Bakın tekrardan mantığını anlatmaya çalışayım o açılana kadar. Burada public void butona tıkla derken bir onclick ismi verdik ve bir metod oluşturduk. Buradaki v butondur arkadaşlar. Butona tıklandığı anda toas nokta make -test bir tane tek bir tane text oluşturuyor. Nerede get application context'te ardından virgül mesajımızı yazıyoruz. Virgül uzunluğumuzu yazıyoruz. Hepsini kapıyoruz. Show diyerek ise gösteriyoruz arkadaşlar. Evet emülatörümüz yavaş yavaş açılıyor şu an itibariyle. Evet bakın buton tıkladığı anda bildirim oluşturuldu yazısı geliyor. Bunun uzunluğunu arkadaşlar burada short yazıyor ya. Bunu arkadaşlar long yaparak bakın direkt zaten çıktı. Long yaparak ayarlayabilir veya bunu direkt kaç saniye olmasını istiyorsak da onu yazabilirsiniz arkadaşlar. O kadar da detaya gerek yok şu an itibariyle. Evet bakalım programımıza. Bakın şimdi daha uzun yazıyor gözüktüğü gibi. Demin hemen gitmiştim. Evet, toas mesajı bu şekilde oluşturulur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.